Yeah.
Allah.
afişlerinizle kürsüye davet ediyorum. Afiyetle başlayalım. Hükümetin selamünaleyküm. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız, Sarı Belediye Başkanımız ve Devlet Başkanlarımız, Mahalle Başkanlarımız, hepiniz 5. sürü düzenlediğimiz Alaçatılar üyelerinin iftar programına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tabii ki Alaçatılar her yıl sokakta yapıyordu, bizi bayağı yoruyordu. Bu sene de biz salonda yapalım, gayet de güzel oldu. Buradan daha iyi görünüyormuş, buradan yüksekten daha iyi görünüyor. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, 27 üyemiz bu iftarı organize etti. Bu iftar emeği var. Hazırlıklarda her türlü bize destek oldular. Biz de dernek başkanı ve yönetim olarak bu işi üstlendik. Bu şekilde, güzel bir şekilde iftar programımızı yaptık inşallah. Ben öncelikle bu 27 üyemize tüm ölmüşlerine rahmet eylesin. Rabbim niyetlerini kabul eylesin. Allah yar ve yardımcılar olsun diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah üyelerimiz kaybettiği sürece bize yapmaya gayret edeceğiz. Ben öncelikle bu organizeleri, bu programda tabii ki biz fazla yardımcı olamadık ama yönetimle burada canlı yönetim teşekkür ediyorum. Bir alkış istiyorum yönetimle. Yönetim kurulumuna buraya davet ediyorum. Hepsini buraya gelsinler bu zaman. Burada bir ayrıca bir teşekkür ediyorum onlara. Çünkü bayağı bir yoruldular. Biz de fazla yardımcı olamadık arkadaşlar bu sene ama sağ olsunlar güzel bir program hazırladılar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletlerin yapması gereken bütün programları yapmaya çalışıyoruz gücümüz nispetinde. Tabii ki iftarlar, piknikler, geziler. Bu sene inşallah bir köy ziyaretimiz olacak. Buradan duyurmak isterim ama daha erken. Bizi sıkıştırıyorlar. Ne zaman gidiyoruz, nasıl yapacağız? Ama hiçbir bir şey ben garanti altına almadan ne mesaj atarım ne duyururum. Sabır. Büyük kadar bir önümüz hafta netleştireceğiz inşallah. Biz Sıla-i İbrahim programı ve Alaçam'da Ferit Büküller Festivali adı altında Bafra Alaçam Ferit Büküller Derneği organizasyonu üstlenerek biz de oraya İstanbul ayarına katılmıyoruz inşallah. Orada bulunacağız. Bayramda harika günü çıkmayı düşünüyoruz. Bayramın 3. pazar günü oluyor da. Öğleden sonra geri döneceğiz. Tabii o nasıl bir şey inşallah. Allah bugün de gösterirse. Bu sene var, seneye ne olur, kimler öyle, kimler kalır. Değerli üyeler, ben yine yönetimle buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon düzenlediler. Ben fazla da vaktinizi almayayım çünkü sigara içmek isteyenler var. İhtiyarlaştılar, sabırsızla bekliyorlar. Fazla zamanınızı almayacak, konuşmacılarımız var inşallah. Esenyurt'ta veya İstanbul'da yıllardır şunu diyordum. Yani bürokrasi ayağımız zayıf, belediyelerde kimsemiz yok. Ama Allah'a çok şükür bunları açtık. Yani Samsun genelinde bunları söylemek istiyorum. Biz Alaçam'da tabii burada. Değerli misafirlerimiz var, tek tek isimlerle anons ettik zaten. Teşekkür ediyorum. Şimdi Allah'a çok şükür ki bu günleri gördük. Bir Samsun'un öz evladı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımız var. Sabır var, yıllardır bu günleri bekliyorduk. Allah bize bunları nasip etti. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımız Eren Kaya var. Bir kapımız var orada inşallah. Bundan sonra da hedeflerimiz çıtaları yükselterek daha yüksek yerlerde olmamız gerekiyor Samsun olarak. Alaçamlar olarak da biz bunu elimizden gelen desteğe, yani üyesinden yönetimine, başkanına kadar elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben buradan hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu iftar organize eden önce yönetimin, üyelerin iftara katılımında bulunan maddi manevi üyelerime, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Sonra biz devam edeceğiz. Şimdi de konuşmalar yapmak üzere
Esenyurt'ta Samsun'dan kurulu abimiz, kardeşimiz, Esenyurt Belediye Başkanı Yardımcımız Sayın Eren Bey Başkanı'nı alkış çağrısına yüz yıl davet ediyorum, arz ediyorum. Öncelikle hayırlı ikramlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyorum. Samsun'un olarak tabii büyüyoruz, güçleniyoruz. Az önce Muharrem saydı, bayağı teşkilatlara varmışız. Tabii sizin toplum kuruluşlar noktasında da iyiyiz. Bayağı bir dernek başkanımız da burada. Ben federasyon başkanı Sabi Yıldıray Bey. Ama Sabi'nin katkı kolları başkanı Zeynep Hanım da burada. Hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle tanıdığımızda ki bütün dernek başkanlarının hedeflediği şeyleri başarmış bir kişi. En önemlisi kendi yerini aldı yönetimiyle birlikte. Ben Alaçatı'nda derneğimizin başkanına, yönetim kurumuna ve katılımlarından dolayı siz değerli üyelere teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Programlarımız var, yoğunuz. Belediye Başkanımız Sayın Murat Fatih'e selamlar var. Yoğun programlarından dolayı katılamadılar. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu birlik, beraberlikle Mevlam bizi Kadir Gecesi'ne ulaştırsın diye dua ediyorum. Aynı heyecanla Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişiriz diye düşünüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın sahiplerimiz, iki tane duyurumuz var. Alaçat Köprü Başkanı Büyük Öğrencilerimiz için, Hilde, Zeka, yardımları için, Ramazan Hocamız aranızda, hocam hoş geldiniz. Tabii ki yardım etmek isteyenler bize ulaşabilir. Hocamız burada, hocamıza ulaşabilir. Bir duyurumuz daha var. Daha bir hafta önce rahmetli olan Hacı İbrahim Öztürk'ün yarın akşam inşallah Mevlid-i Mar evinde herkes davetlidir. Sayın sahipler, şimdi de konuşmadan yapmak üzere Samsun Sebebi'ne başkanımız Yıldıray Başkan Efendi'ye almışlarınıza sahneye ayırıyorum. Arz ederim. Yok, pardon kızım. Eser Dolaçaklar Derneği'niz, hadi hükümetin güçlü bir derneği, üye derneği'niz. Dernek Başkanı Sayın Kadir Deniz kardeşimize teşekkür ediyoruz. Neyse güzel projeleri imza atıyor. Yine kardeşimiz olan Eren Karay'a meyvelerle birlikte çalışmalar içerisinde de. Dün akşam Esenyurt'a gidip Gençlik ve Spor Bakanımızı ağırladık. Bu akşam yine Esenyurt'a tercih ettik. Esenyurt hakkı bir güzelliği var her akşam olduğu gibi. Bu akşam da tüm yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Samsun Dernekler Federatörü Salih Bağına. Gerçekten güzel bir atmosfer. Bay Bayan burada, Samsun hemşehrilerimiz burada. Burada hepinize Sadiyem Samsun Dernekleri Federasyonu adına şükranlarımı sunuyorum. Derneklik zordur. Derneğimize sahip çıkalım. Üye olalım ve aidatlarımızı ödeyelim. Gerçekten Samsun'da son dönemlerde İstanbul'da gerçekten büyük projelere imza attı. 32 ilçede AK Parti yönetim kurulunda 2 veya 3 kişi yönetici koyduk. Yine Cumhurbaşkanımızı Samsun'dan sesine kulak verdi. Üçüncü bölgeden sizin bölgenizde üçüncü sırada dönem bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ı milletvekili olarak adayı gösterdi. Bu bizim için bir başarıdır. İnşallah bunlar devam eder. Bu başarılarımız gelecek yıllarda belediye başkanı ve milletvekili olarak devam eder inşallah. Burada yine arkadaşlarımız güzel bir ilk neticesinde Eren Kaya Esenyurt'un Federal İmkanı Federasyonumuzun da başkan vekiliydi. Eren Kaya Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve geldi. Hepimizin emeği var Eren Kaya'da. Eren Kaya'da sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah bu devam edecek. Bu arada dün akşam Lalik'ten Eren Başkan'ı tebrik ediyorum. 15 yıl oldu Federasyonumuzun kurulu.
yapıyorlar. Burada telefonundan şu kadar uzun teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Aynı zamanda Avrupa Birliği Başkanı Şaban Topu selamları var. Hoş geldiniz. Aynı zamanda yine aramıza bu akşam katılan... Evet değerli izleyenler, bugün Esenyurt'ta Samsun Alaçam Derneği'nin vermiş olduğu iftardayız. Geleneksel hale getiren dernek başkanımız Kadir Deniz gerçekten her sene yaptığı yapacağını. Bu sene de gerçekten çok güzel bir iftar oldu ve çok ciddi bir katılım var. Dernek başkanım size de katıldınız. Ne evet. söylemek istersiniz? Sedef Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldıray Baş, 126 üye derneğin bir tanesi olan Yıldızı Parlayan Alaçamlar Derneği Başkanı Kadir Deniz'i tebrik ediyorum. Güzel bir iftar, güzel bir program. Özellikle genç kardeşlerimizin, bayanlarının katılması ayrıca bir güzellik. Artık derneklerimiz Samsun adına büyük başarılara imza atıyorlar ve bayanlarımızı ve gençlerimizi dernekçiliğe aşılamakta büyük bir mesafe aldık. Kadir Başkan aynı zamanda federasyonumuzun başkan, genel başkan yardımcısı. Başarılara devam edecek. Sedef olarak da biz her zaman yanındayız. İnşallah aynı başarıda, aynı desturda, aynı üslupta yoluna devam edecek. Gelecekte Kadir Deniz kardeşimizden ben bir genel başkan olarak, hep geleceğe yatırım yapan birisi olarak başka alanlarda da başarılar bekliyorum. İnşallah bu olacak. Başkanım ben şunu söylemek istiyorum. Başkan ben 7 senedir tanıyorum. Gerçekten çok büyük bir azimle, özveriyle çalışıyor. Çünkü 4-5 sene kendim şahit oldum. Sokakta iftar veriyordu. Gerçekten yoruluyordu. Evet, evet. Ama bu sene gerçekten kültür merkezinde verdi. Ama değişik bir fark. Onu da söylemek istersiniz? Şimdi biz alanlara sığmıyoruz. Özellikle Samsunlar. Sokak iftarlarını yıllardır verdik, veriyoruz. Tabii Kadir Başkan her gün çıtayı yükselten, geleceğe daha ufku açık bakan bir kardeşimiz. Alanımız, salonumuz şu 5 yıldız bir salon. Görünümünde gerçekten elit bir yer. Artık demek ki salonlara gelmeye başlayacağız. Zamanla inşallah ilerleyen günlerde tabii ki biraz daha zaman var. İnşallah statlara da iftar yemeği de, iftar programları da, büyük salon programları da yapacağız. Bu arada Kadir kardeşimiz yıllardır mütevaziliğiyle, efendiliğiyle derneğine ve üyelerine örnek olmuş bir kardeşimiz. Zaten bu çıta yükseldiği için de federasyonda genel başkanın yardımcılığı görevini aldı. Kadir Deniz ekibiyle her şeyi paylaşan, birlik beraberlik çerçevesinde tüm kadronun imzasıyla programları yapan kardeşimiz. Tek başına ben değil, bizleri bilen kardeşimiz. Onun için bu dönemde de yine ilk adımı oldu. Eren Kaya, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı kardeşimizin yanında yer alacak. Beraber çalışma arkadaşı olacak. İnşallah Eren Kaya ile birlikte Kadir Deniz'i daha yukarılara biz sıçratacağız. Gereğini yapacağız. Allah izin versin. Evet değerli başkanım, gerçekten başkanın söylediklerine katılıyorum ben. Çok ciddi bir atmosfer var bu akşam. Çok güzel bir iftar oldu. Çok da heyecanlısınız. Ne söylemek istersiniz başkanım bu akşamla ilgili? Ben öncelikle size tekrar teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Yani bu programları yaptıkça biz heyecanlanıyoruz. Yani üyelerimiz adına heyecanlanıyoruz. Yani üyelerimize bir şeyler verebiliyorsak biz de mutlu oluyoruz haliyle. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Esenyurt Belediye Başkanımız Ali Murat Alatepe'ye teşekkür ediyorum. Bize bu salonu tahsis ettiler bu akşam. Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Onlara da selam var tabii ki. Buradan Eren Kaya Başkanımız, Başkan Yardımcımız iletti. Ben buradan ayrıyetten Yıldıray Başkanımıza, Sadef Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bizleri onurlandırdılar bu akşam. Diğer dernek başkanlarımız da vardı haliyle. Birçok dernek başkanımız vardı. Mahalle başkanlarımız vardı. Muhtarlarımız vardı. Adaylar vardı. Artık seçim geliyor yavaş yavaş. Aday adaylarımız çıkıyor inşallah. Ben buradan canı gönülden kutluyorum herkesi. Teşekkür ediyorum. Ayrıca gene söylüyorum. Bizim başkanım bu iftar programımız çok farklı. Evet. Şimdi ben onu biraz buradan söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi hani birileri sponsor bulur şunu yapar ama bizimki öyle değil. Ben biraz anlatayım bunu. Evet. Şimdi ben üyelerime mesaj atıyorum. Değerli arkadaşlar diyorum. Bu yıl iftar vermek isteyen var mı? Şimdi haliyle evlere sığmıyoruz. Yani belki 3-5 katı dolduruyoruz ama gene yetmiyor. Şimdi haliyle bizim üyelerimize de geleneksel olarak hale gelmiş. Adam iftar verecek yani. Olmazsa olmazı. Dedim iftar vermek isteyen var mı? Tabii ki başkan diyorlar. Mesajdan dönüş yapıyorlar. Bu sene 27 kişi katıldı. Maşallah. 27 kişi yani aynı nasıl evinde iftar veriyormuş gibi mahallede, sokağa, eşi, dostu kim varsa evine davet ediyormuş gibi aynen buraya ediyor. Maşallah.
buraya ediyorlar. Başkanım geçen sene sokağa sığmadı. Evinde nesine sığmadı? Sığmıyorlar. Haliyle gördüğümüz gibi bu akşam. Şimdi diyorlar yemek maliyetimizi çıkarıyoruz başkanım. Ortaya atıyorum 10 lira 15 lira neyse 27'ye bölüyoruz. Yani vatan hem üyelerimiz rahat ediyor. Maddi manevi yoruluyorlar. Evde olsa sıkıntı, yer yok. Maddi olarak da bir yük. Ama burada paylaştığımızda şimdi evde 150 kişi en çok alırsın. Ama burada kaç yüz kişi var? Yani herkesin ağzına bir lokma geçiyor. Bu daha makbul. Herkese hayrını yapmış olur. Yani bu şekilde yapıyoruz biz. Memnunuz da. Üyelerimiz de memnun. Biz de memnunuz. Çok güzel de olduğuna ben inanıyorum. Yani dıştan nasıl görünüyor bilmiyorum ama biz memnunuz. Teşekkür ediyorum da. Sağ olun. Evet değerli dostlar, iftarımızı görüyorsun. Birbirinden değerli iş adamları, sivil toplum örgütleri katılmaya devam ediyor. Yine yanımda çok değerli iş adamı Cemil Demir ile birlikteyiz. Size de katıldım. Ne söylemek istersiniz? Şimdi Samsun denince Samsun ülkemizin üzerine doğan güneş. Samsun'umuzun ilçelerinden bir tanesi olan Alaçamlılar Derneği'nin bu akşamki iftarına katıldık. Katılım sağlayan tüm dernek üyelerimize, tüm Samsunlu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de kardeşlerimizi, hemşerilerimizi yalnız bırakmadık. İstedik ki iftarı onlarla birlikte açalım. Onların yanında olalım. Birlikte biliyorsunuz ki Ramazan birlikte kucaklaşmaktır, paylaşmaktır. Biz de onlarla beraber kucaklaşalım, paylaşalım istedik. Evet, size de katıldınız, şerefler verdiniz. En son ne söylemek istersiniz? En son tabii şunu söylemek istiyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Önümüzde bayram var. Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum tüm hemşerilerimizin. Fakat ondan sonraki dönemi 2 hafta sonra da 24 Haziran'da ülkemizi zor bir dönemden geçeceği 24 Haziran seçimleri var. Rabbim inşallah bu seçimden de milletimizin takdiriyle AK Parti hükümeti olarak büyük bir çoğunluğu sağlayarak AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız yolun yolumuz, davan davamızdır dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bir turda Samsunlu hemşerilerimizle birlikte seçtirerek bunun gururunu ülkemizin tekrar 2023-2071 yolunda önünü açmanın şerefini, onurunu hep birlikte yaşarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet değerli izleyenler, her sene geleneksel hale getirdikleri iftar programındayız. Esenyurt'ta Samsun Alaçam Derneği'nin düzenlenmiş olduğu iftardayız. Yine ekip arkadaşlara ve dernek başkanımız Kadir Deniz'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ekip arkadaşları burada. Sizi kısaca böyle tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Uğur. Alaçam'da dernek başkan yardımcısıyım. Bu sene yine sene düzenlemiş olduğumuz iftar programının üyelerimizin. Güzel oldu, çok güzel oldu. Katılım da güzeldi. Siz de aramıza geldiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Burada arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize yani bugün biraz uğraştık bayağı. Güzel program oldu. Çok teşekkür ederim efendim. İsmim Hasan Kaya. Yönetimdeyim ben de. Böyle bir akşamı beraber yaptığımız için herkese teşekkür ediyorum. Katılanlar için herkese de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizi bir tanıyalım. İsmim efendim. Mustafa Şahin. 2 yıldır yönetimdeyim. Güzel bir gece oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin eline, dileğini Allah kabul etsin. Sağ olun. Hemen size. Muharrem Satılmış. Esenyurt Alaçam Derneği 7 yıldır yönetim kurumunda devam ediyorum. Tabii ki bunun yardımcısı yönetimi olmaz. Hep beraber bir şekilde. Burada katılan bugün 27 kişinin üyeliğinin söylediği bütün katkıdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Şimdi de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hemen sizi. İsmim Ali Aslan. Kuruluş Tamya yönetimdeyim. Yani ilk defa bu sene çok süper oldu. Size de teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetimi arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hemen sizi. İsmim Adem Demir. Yaklaşık 7 yıldır ben de bu derneğin içindeyim. Burada ayrıca başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama yönetimdeki arkadaşların hepsine de ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Size de özellikle hoş geldiniz diyorum. Her sene programımıza katılıyorsunuz. Yemeğe geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum yani. Sağ olun. İsmim Musa Kurt. Yönetimdeyim. Herkese teşekkür ederim katılımdan dolayı. Çok güzel bir program oldu. Ayrıca Kadir Başkanımıza da teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Adem Kul. Derneğin kurulduğu zaman da böyle yönetimdeyim. Yani katılımdan hep teşekkür ederim. Herkese Allah dileğini kabul etsin. Derneğimizin kurucu başkanı, işte her sene bu etkinliği yapan piknik olsun, bu tür sosyal sorumluluk projesi olsun. Kadir Başkanıma ben ne kadar dua etsem az ve her sene de yine yaptığı yapacağını,
her sene çıtayı yükseltiyor. Tabii sözü uzatmadan çok değerli başkanımız Samsun Alaçam Dernek Başkanı Kadir Deniz'e dönelim. Bakalım sizler en son ne söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Artık siz de bir fahri Samsun Alaçamlı oldunuz. Ben böyle kabul ediyorum. Çünkü bizi bizden daha iyi biliyorsunuz. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Burada konuşmalarımıza tabii belirttik. Ben öncelikle burada bu akşam bu salonu bize tahsis eden Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Alatepe'ye teşekkür ediyorum. İyi ki de burayı ayarlamışız bu sene. Hava yağışlı, yağmurlu. Halimiz nice olurdu. Sokakta iftarı yapsaydık. Ha, bu sene beşincisini yaptık. Her sene sokak iftarı yapıyorduk. Haliyle binlerce kişiyle iftar yapıyorduk. Çok güzel oluyordu. Tabii salonunda şeyi farklı, havası farklı. Çok güzel. Bu akşam da çok güzel bir iftar yaptık. Esenyurt Samsun Alaçamlar Derneği olarak biz her zaman bir ilki başarıyoruz. İftar konusunda da başardık. Haliyle bütün belki federasyonlar veya il dernekleri diyor işte yani bir ilçe olarak nasıl yapıyorsunuz böyle yoğun katılımlı bir iftar diye soruyorlar bize. Ama ben de her zaman şunu diyorum. Bizim iftarımız çok farklı. Hani birilerine sponsor veya belediyeden veya herhangi bir yerden yemek tahsis etmiyoruz. Çünkü bizim üyelerimizin ferdi olarak maddi manevi kendi hazırladıkları bir iftar programı bu. Bunu ben buradan gene dile getiriyorum. Bu sene 27 kişiyle biz bu iftarı yaptık. İşte evinde yapmak isteyenler oluyor. Biz de davet ediyoruz dernek bünyesi adı altında. Diyoruz iftar vermek ister misiniz? Tabii hay hay diyorlar. Biz de topluyoruz. Kaç kişi çıkmışsa artık. Bu sene 28'miş herhalde. 28 kişiyle iftar vermişiz. Tabii maddi manevi daha rahatlıyorlar üyelerimiz. O zaman biz bundan sonra her sene başkanım buradayız. Doğru mu? Artık 5-6 artık hep buradasınız. Evet. Ben az önce dedim Fahri Alaçamlısınız artık. Biz bunu kabul ettik. Siz dedin. İnşallah. O yüzden üyelerimiz dediğim gibi maddi manevi rahatlıyorlar. Paylaştırıyoruz, bölüştürüyoruz. Hani bir kişiye bu maddi olarak yüklenilmiyor veya manevi olarak da yüklenilmiyor. Burada bir paylaşım olduğunda herkes rahatlıyor. Bu konuda herkes de memnun oluyor. Haliyle dediğimiz gibi çok güzel bir program oldu. Bu akşam Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Eren Kaya buradaydı. SADEF Dernekler Federasyonu Yıldıray Baş buradaydı. Birçok dernek başkanımız buradaydı. Mahalle başkanlarımız, işte muhtar adaylarımız vesaire. Hepsi buradaydı. Üyelerimiz haliyle buradaydı. Biz memnunuz. Çok güzel bir program oldu. İnşallah bundan sonra tabii ki derneklerde şimdi biz varız ama yarın veya seneye kimler olur bilmeyiz. Bunun için dernekler var olduğu sürece bunları yapması lazım. Yapmakta zorunda. Derneklerin dediğimiz gibi hani piknik, gezi, iftar, işte varsa köy sılayı rahim programları gibi bunları yapmak zorunda olan kuruluşlar. O yüzden biz de yapıyoruz elimizden geldiği kadar gücümüz nispetinde. İnşallah üyelerimiz memnundur. Biz memnunuz. Ben buradan yönetimime tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoruldular. Belki iki haftadır koşturuyorlar. Bu sene belki fazla hani biz lojistik manada yardımcı olduk bu sene. Ama onlar bedensel olarak yoruldular. Ben hepsine burada Adem kardeşimize, Mustafa kardeşimize, Hasan'a, Mustafa'ya gene çok Mustafa var herhalde. Evet. Muharrem'e, Ali'ye, gene Adem'e, Musa'ya ben bütün yönetimime tek tek çok teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini karşılığını aldılar inşallah. O zaman bir alkış alalım değil mi? Tabii ki. Ben hepsini buradan alkışlıyorum.